Yedi tası olan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. Geldi. Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çarptırılacağı cezayı gösteriyor. Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhuşunun şarabıyla sarhoş oldular. Bundan sonra melek beni ruhum yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı, on boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı, kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. Kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar, incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle, kurşunun çekirdekleriyle dolu altın bir kase vardı. Alnına şu gizemli ad yazılmıştı. Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası. Kadının kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. Melek bana, neden şaşkın diye sordu. Kadının ve onu taşıyan yedi başlı, on boynuzlu canavarın sırrını ben sana açıklayayım. Gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar, canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok ama yine gelecek. Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baş, kadının üzerinde oturduğu yedi tepedir. Aynı zamanda yedi kraldır. Bunların beşi düştü, biri duruyor, öteki ise henüz gelmedi. Gelince kısa süre kalması gerek. Yaşamış ama şimdi yok olan canavarın kendisi sekizinci kraldır. O da yedilerden biridir ve yıkıma gitmektedir. Gördüğün on boynuz henüz egemenlik sürmemiş on kraldır. Canavarla birlikte bir saat egemenlik sürmek üzere yetki alacaklar. Düşünce birliği içinde olan bu krallar güçlerini ve yetkilerini canavara verecekler. Kuzuya karşı savaşacaklar ama kuzu onları yenecek. Çünkü kuzu, Rablerin Rabbi, kralların kralıdır. Onunla birlikte olanlar çağrılmış, seçilmiş ve ona sadık kalmış olanlardır. Bundan sonra melek bana şu gördüğüm sular, fahişenin kenarında oturduğu sular, halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir, dedi. Gördüğün canavarla on boyunuz fahişeden nefret edecek, onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar. Çünkü Tanrı amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmekte söz birliği edecekler. Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir. Teşekkürler. Burada çirkin bir görüntü bize gösteriliyor. Ezderha ve onun üzerinde bir fahişe. Biz kutsakitatta biliyoruz fuhuş putperestliğin simgesidir. Bunlar birbirine yakın bir şekilde bağlıdır. Ja simpi bu fahisse Allaha saadet olmai brakup putlarla iliskie giren kilissenin simgesiä. Sok ysytsy bir resi. Eski antas mada bununa ilkili aeter purma kolai. Mesela Jesaja bir aet hirmi bir sölyt jor. Saadet kent nasilta fahisse ollu. Adaletle doluidu doruluun barenaa iidi. Simpiisse kaatillerle doldu. Usses Jerusalemin kentti hakkenta söylemi. Kyte Jeremia iki ajet jermi. Bojon ruunu tsok önse kyrdyn, baalarne kopardyn. Kulluk et meejeem tedin. Gälsektende här yksek tepede, här bol japraklı aajyn altında, fahişe kibi yatıp kalktyn. Oissa bän seni en i jinsten setsme bir asma olark dikmistim. Nasil olduda josla syp, Jabanel asma ja dönne. Asma Israel halkinen sinkesi vir eskian asmada. Isa en harika, en kysel. Jinsten setsme vir asma olarak on dikmisti. Ama ne oldu u halk rabbini terketmisti. On u sösyny brakmisti. Putlara dönmüştü. Fahise olmuştu. Birçok peygamber eskian asmada bunun gibi sözlerle Israel halkını uyarıyor. Ve şimdi yeni antlaşma döneminde bu aynı risk mevcut. Hatta sadece risk değil, gerçekleşiyor. Tuz tarını kaybetmiş, ısını saklamış kilise, Tanrı sözünü terk etmiş, dünya krallarıyla ortak olmuş. Dünyanın düşüncelerini duyuran kiliseyi, dünya ilk önce seviyor, bununla ortak oluyor ama
İlerideki ayetlerde gördüğümüz gibi sonunda onu terk ediyor. Onu zıplak bırakıyor. Dünyanın sevgisini kazanmak isteyen kilise gerçekten fahişeden başka bir şey değil. Ve aynı şey sadece kilise için değil, bir kendim için söylememiz ve düşünmemiz lazım. Ben bir Hristiyan olarak dünyanın sevgisini kazanmaya kalksam, ben birazdan Mesih'i bırakmış, dünya tarafına geçmiş olabilirim. Bu ciddi bir uyarıdır. Hezekiel 16. bölümünde fahişenin cezası belirtilmiştir. Rabbe sadık kalmayan İsrail'in cezası, Rabbe sadık kalmayan kiliseye de veriliyor. Ceza aynıdır. Ve Tanrı kilisesine bile bu cezayı vermek için şu kötü dünyasal güçleri kullanıyor. Şimdi burada bahsettiğimiz kilise şu gerçek imanlılar değil. Ama bu dünyadaki karmaşık kilisede bulunan Rabbi bırakan, terk eden, aslında iman etmeyen bölümdür. Aynı zamanda şunu her zaman hatırlamamız lazım. Rab kendi halkını korumaktadır. Ama bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Gerçekten o halk içinde bulunalım. Oradan ayrılmayan, az önce duyduğumuz gibi bu beyaz giysiler üzerimizde bulunsun. Şu fahiseye bakıyorsak, o engin suların üzerinde oturuyor. 15. ayet açıklıyor. Bu sular halklar, toplumlar, uluslar ve diller. Yani şu fahişe aslında büyük topluluğun temsilcisidir diyebiliriz. Ya da üyeleri çok olabilir. Onun gücü geniş, onun etki alanı büyüktür. Ama üzerinde Mesih'in beyaz giysileri yok. Üstünde oturduğu canavarla aynı kırmızı renk taşıyor. Fahişe kutsalların kanıyla sarhoş olmuş. Demek ki bu kilise kendi üyelerini öldürmüş. Gerçek imanlılara zulm etmiş. Hezekiel 16'daki fahişe gibi kendi çocuklarını öldürmüştü. Yeryüzündekiler ise bu kadınla fuhuş yapmaktan sarhoş olmuşlar. Yani kilisenin böyle bir şekilde bozulması, yeryüzündeki diğer insanların da günah işlemesine, daha fazlasıyla bozulmasına yol açıyor. Bu çok iğrenç, üzüntülü bir resimdir. Dolayısıyla alnındaki ad, Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası yerindedir. Sonra canavar görüyoruz 18. ayetten itibariyle. Bu canavarla ilgili şöyle bilgi veriliyor. Onu tanıyabiliriz, on denizden gelen canavardı, o aynı. Bir zamanlar vardı, şimdi yok, yine gelecek ama yıkılmak gitmektedir. Önceki bölümde bahsettiğimiz gibi bu deniz ulusların simgesi, yani uluslardan ortaya çıkan bu canavar, bunu devlet güçlerine benzetmiştik. Onun yedi başı var ve şu kadın, yani şu fahişe, onun üzerinde oturuyor. 9. ayet diyor ki, kadının üzerinde oturduğu yedi baş aynı zamanda yedi tepedir. Ayrıca bu kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren bir kenttir. Bunu okuyan Yuhanna cadısları hemen Roma şehrini düşündüler. Roma şehri bu yedi tepe üzerinde kurulmuş olmasından ünlüdür. Ve Roma o zamanda kiliseyi zulüm eden bir güç idi. Nasıl ki Babil'in simgesel anlamı o çağda yaşayan insanlar için belli idi. Daha sonraki Hristiyanlara bu Roma'nın simgesel anlamı aynen yayıldı. Bu yedi baş aynı zamanda yedi kralı kastediyor. Beşi düştü, biri duruyor, öteki henüz gelmedi. Gelinse kısa süre kalması gerek. Tarihte biliyoruz ki Tanrı halkını zulüm eden beş büyük krallık oldu. Mısır, Asur, Babil, Pers ve Yunan. Yani bunlar Yuhanna'dan önce. Niin beşi düştü. Bunların hepsi geçmişteydi. Yuhanna döneminde Roma durmaktaydı. Altıncı diyebiliriz. Ve biri daha gelecek. Aynı zamanda bu rakamlar yine simgesel olabilir. Yani kesin bunlarıdır ve sadece bunlarıdır diyemeyiz. Çünkü rakamların zaten simgesel bir şekilde kullanıldığını gördük vahikitabında. Ama belki en azından şunu diyebiliriz. Mezaz şudur. Geçmiş krallıklara bakın, hepsi düştü. Şu an durmakta olan Roma, o da düşecek. Ve en son düşmanımız bile sadece kısa süre kalacak.
Yani bunlar ne kadar güçlü görünse de bilin ki bunlar düşecek. İşte vahiy kitabının bu mesajı her zaman tekrar ve tekrar önümüze geliyor. Bu mesaj teselli, teşvik için veriliyor. Zulüm altında olan kiliselere. Bu büyük güçleri, sizi zulüm eden güçleri görürseniz de umudunuzu kaybetmeyin. İman edin, sabredin, bunlar düşecek. Bundan emin olun. Mesih çünkü hepsinin gücünü yenmişti. Ve bu bütün krallıkların arkasında aynı canavar var. Ve bu canavar 8. kral oluyor. Yani canavarın kendisi daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Sonra şöyle bir ifade daha var. 10 kral daha var. Yani Yuhanna'dan sonraki gelecekte aynı şeyler tekrar ve tekrar olacak. 10 tamam demektir. Yani 10 kral mı olacak yoksa kralların bir sürü mü olacak? Ama biliyoruz ki bunların tamamı olacak, gelecek. Tekrar ve tekrar böyle devlet güçleri gelecek, sizi zulüm edecek. Bundan şüpheniz olmasın. Yani bir devlet gücünden kurtulduk mu, yenisi de gelebilir. Yani dünyasal barışa ya da devletin sizi korumasına güvenmeyin. Koruyorsa devlet, sevinin. Ve devlet yönetimleri için dua edin ki barış içinde yaşayabilirsiniz. Ama güveninizi bunlara bağlamayın. Güveniniz Rab'de olsun. Sonuçta kralların hepsi canavarla düşünce birliğinde olur. Amaçları da kuzuya karşı savaş etmek, kiliseyi yok etmek. Ama kuzu onları yenecek. İmanlılar da kuzuyla birlikte korunurlar. 18. bölüm okuyalım. Bundan sonra büyük yetkiye sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. Melek gür bir sesle bağırdı. Yıkıldı. Büyük Babil yıkıldı. Cinlerin barınağı, her kötü ruhun uğrağı, her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu. Çünkü bütün uluslar azgın fuhuşun şarabından içtiler. Dünya kralları da onunla fuhuş yaptılar. Dünya tüccarları onun aşırı sefaatiyle zenginleştiler. Gökten başka bir ses işittim. Ey halkım diyordu. Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Çünkü üst üste yılan günahları göğe erişti ve Tanrı onun suçlarını anımsadı. Babil nasıl davrandıysa karşılığını ona aynen verin. Yaptıklarının iki katını ödeyin. Hazırladığı kasedeki içkinin iki katını hazırlayıp ona içinin. Kendini yücelttiği, sefaati verdiği oranda ıstırap ve keder verin ona. Çünkü içinden diyor ki, tahtımda oturan bir kraliçeyim, dul değilim. Asla yas tutmayacağım. Bu nedenle başıma gelecek belalar, ölüm, yas ve kıtlık. Bir gün içinde gelecek. Ateş onu yiyip bitirecek. Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür. Kendisiyle fuhuş yapan ve sefaate yaşayan dünya kralları onu yakan ateşin dumanını görünce onun için ağlayıp dövünecekler. Çektiği ıstıraptan dehşete düşecek, uzakta durup vay başına koca kent, vay başına güçlü kent Babil, bir saat içinde cezanı buldun diyecekler. Dünya tüccarları onun için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü mallarını satın alacak kimse yok artık. Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları. Her çeşit kokulu ağacı, fil dişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden yapılmış her çeşit malı, tarçın ve kakakule, buhur, güzel kokulu yağ, günlük, şarap, zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, atları, arabaları ve köleleri, insanların canını satın alacak kimse yok artık. Diyecekler ki, canını çektiği meyveler elinden gitti. Bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu. İnsanlar bunları bir daha göremeyecek. Babil'de bu malları satın alarak zenginleşen tüccarlar, kentin çektiği ıstıraptan dehşete düşecekler. Uzakta durup ağlayacak, yas tutacaklar. Vay başına vay diyecekler. İnce keten mor ve kırmızı kumaş kuşanmış, altın değerli taş ve incilerle süslenmiş koca kent. Onca büyük zenginlik,
bir saat içinde yok oldu. Gemi kaptanları, yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi onu yakan ateşin dumanını görünce uzakta durup koca kent gibisi var mı diye feryat ettiler. Başlarına toprak döktüler, yas tutup ağlayarak feryat ettiler. Vay başına koca kent vay! Denizde gemileri onların hepsi onun sayesinde onun değerli mallarıyla zengin olmuşlardı. Kent bir saat içinde viraneye döndü. Ey gök, kutsallar, elçiler, peygamberler, onun başına gelenlere sevinin. Çünkü Tanrı onu yargılayıp hakkınızı aldı. Sonra güçlü bir melek, değirmen taşına benzer küçük bir taşı kaldırıp denize atarak şöyle dedi. Koca kent Babil'de işte böyle şiddetle atılacak ve bir daha görünmeyecek. Artık sen de lir çalanların, ezgi okuyanların, kaval ve borazan çalanların sesi hiç işitilmeyecek. Artık sende hiçbir el sanatının ustası bulunmayacak. Sende artık değirmen sesi duyulmayacak. Artık sende hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık geri güney sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi. Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı. Peygamberlerin, kutsalların ve yeryüzünde boğazlanan herkesin kanı sende bulundu. Teşekkürler. 14. bölümünün 8. ayette ilan eden Babil'in yıkılışı şimdi gerçekleşmiş. Gerçek kilise dünyadaki düşmanlarından kurtulmuştur. Dünya tüccarları gelir kaynağını kaybettiler. Bu da ilginç bir detay. Anlıyoruz ki şu fahişe kilise putperestliğe yöneldikten sonra ya da yönelerek paraya ve zenginliklere de yönelmişti. Bunu fahişenin kıyafetinden de aslında görmüştük. Bu noktada Tanrı halkına bir ses geliyor. Ey halkım diyordu, onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık orana. Bu bir uyarı. Kilisenin böyle bir durumu fark edince imanlının dikkatli olması lazım. Öyle günahlara ortak olmamak için, öyle sonuca yargıya uğramamak için. Çık oradan niin. Babil'le birlikte cehenneme gitme. Kuzuyla birlikte kal. Burada bir iki detaya ancak bakalım. 21. ayette değirmen taşı geçiyor. Bu değirmen taşını İncil'den hatırlıyorsunuzdur. İsa bir kere Matta İncil'inde öyle bir ifade kullanıyor. Matta 18 ayet 6. Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. Şimdi bu fahişeye dönüşün kilisenin sonucu budur. İmanlıları İsa Mesih'ten uzaklaştırmıştı. Hatta yeryüzündeki ulusları bile yanlış öğretileriyle saptırmıştı. Onun sonucu İsa'nın sözü gibi gerçekleşti. 23. ayet bu fahişenin büyücülüğü hakkında konuşuyor. Grekçe'de bu kelime büyücülük, farmakeia diye bir söz var. Eczanecilik demektir aslında. Yani ilaç hazırlama bilimi demektir. Mesih karşıtının ve bu fahişenin yanlış öğretileri öyle şeytani bir ilaçtır ki insanların kafalarını karıştırır. Onların ruhsal durumları artık sağlam değildir. Mest olmuş, zehirlenmiş gibi olur. Bunun etkisini garantilemek için doğru peygamberlerin ve kutsalların sesini de susturmaya çalışmıştı. Sonunda da susturmuştu. Çünkü tanıklık bitmişti. Babil dolayısıyla kerseten yıkılmasını hak etmişti.